Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muzlu rulo pasta tarifi paylaşacağım. Görüntüsüyle tadıyla şahane bir pasta oluyor. Hem de çok kolay. Şimdi yapımına geçiyorum. İlk öncelikle içinin muhallebisini hazırlıyorum. 2,5 su bardağı sütü tencerenin içerisine ekliyorum. İçerisine yarım su bardağı şeker ekliyorum. Şu 2 yemek kaşığı nişasta 3 yemek kaşığı da un ekliyorum içerisine. Bir yumurtanın da sarısını ekliyorum ve karıştırıyorum ocağa almadan önce. Şöyle bir karıştırıyorum. Sonrasında tencereyi ocağa alıyorum. Sürekli olacak şekilde karıştırıyorum. Böyle katılaşıp kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Dediğim gibi ama sürekli karıştırıyorum. Zaten hemen böyle pişiyor, kıvam alıyor. Şöyle görüyorsunuz kıvam almaya başladı. Kaynayıp kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve muhallebimiz artık hazır oluyor. İçerisine bir paket vanilin ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Şu iyice karıştırıyorum. Evet muhallebimiz hazır. Şimdi daha hızlı soğuması için şöyle bir cam kabın içerisine ekliyorum. Sonrasında üzerine bir streç ile kapatıyorum böyle tamamen muhallebiye temas edecek şekilde üzerine streç ile kapatıyorum. Buzdolabında da soğumaya bırakıyorum. Bu arada pandispanyasını hazırlamaya geçiyorum. Çok kolay bir tarif oluyor pandispanyası için yumurta beyazı ile sarısını ayrı ayrı çırpıyorum. Yumurta beyazlarını kabın içerisine ekledim. Yarım su bardağı da şeker ekliyorum ve iyice çırpıyorum. Böyle kar gibi oluncaya kadar çırpacağım. Bu arada 4 yumurta sarısı 4 yumurta beyazı kullanıyorum. Bir tane de muhallebinin içerisine eklediğim yumurta sarısının da beyazını ekledim. Yani toplamda 5 yumurta beyazı var burada. Böyle görüyorsunuz iyice çırpıyorum. Bir yaklaşık 7-8 dakika boyunca. Şimdi 4 yumurtanın da sarısını ekliyorum. Şöyle 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. 7-8 yemek kaşığı kadar da süt ekliyorum. 1 paket vanilya. Şöyle bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Şöyle bir dakika kadar hepsini çırpıyorum. Sonrasında içerisine unu ekliyorum. Bir su bardağı un ekliyorum içerisine. Şöyle mikserle biraz daha çırpıyorum. Sonrasında bir spatula ile ya da el çırpıcısı ile karıştırabilirsiniz. Daha kolay oluyor. Şimdi çırptığım yumurta beyazlarını içerisine ekliyorum. Böyle 3 defa da olacak şekilde ekliyorum. Birazını ekledim. Spatula ile karıştırıyorum. Böyle yumurta beyazını söndürmeden yavaş yavaş karıştırıyorum. Sonra tekrardan ekliyorum. Bu şekilde 3 defa da ekliyorum yumurta beyazını ve karıştırıyorum pandispanyasında gördüğünüz gibi hazırlaması çok kolay. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Bir daha dışarıdan böyle muzlu pasta almayacaksınız kesinlikle. Şimdi iyice karıştırdım. Son defa da ekliyorum. Şöyle kıvamını da gösterim. Artık pandispanya hamurumuz hazır. Kıvamı da bu şekilde. Şimdi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine pandispanya harcını döküyorum. Böyle tamamen tepsiyi kaplayacak şekilde de dağıtıyorum bir spatula ile. Fırında pişirmeden önce şöyle bir iki kere tezgaha vuruyorum içerisindeki hava kabarcıkları çıksın diye ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının alt tarafında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Dikkatli pişirmek gerekiyor. Şimdi fırından çıkarttım. Tepsisinden aldım ve hemen rulo yapıyorum sıcakken. Ve üzerine bir bezle örtüyorum. Soğumaya bırakıyorum. Bu arada muhallebi de görüyorsunuz iyice soğudu. Üzerindeki streçi kaldırıyorum. Şöyle çok az çırpıyorum. İçerisine bir paket krem şanti ekliyorum. Krem şanti ile de şöyle bir 1-2 dakika çırpmaya devam ediyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Artık kremamız da hazır. Böyle kıvamı çok güzel, harika oluyor. Tadı da aşırı lezzetli. Şöyle gösterim kıvamını da. Pandispanya da bu arada soğudu. Şimdi rulo'yu geri açıyorum ve üzerindeki yağlı kağıdı kaldıracağız. Şöyle yavaşça ruloyu açıyorum. Tekrardan bir yağlı kağıdın üzerine çeviriyorum ve yağlı kağıdı kaldırıyorum. Böyle biraz yavaş ve nazik davranırsanız çok iyi olur. Yoksa kekiniz kırılabilir. Yağlı kağıdı kaldırdıktan sonra tekrardan diğer tarafını çeviriyorum. Sonrasında böyle kenar kısımlarından hafifçe kesiyorum ve düzeltiyorum daha düzgün durması için. Hazırladığım muhallebiyi şimdi pandispanyanın üzerine alıyorum ve her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum, sürüyorum. Çok az böyle üzerini süslemek için ben muhallebiden ayırdım. Böyle kıvamını görüyorsunuz, çok güzel. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Muhallebiyi dağıttıktan sonra içerisine muzu ekliyorum. Böyle kenar kısmına iki parça muz ekliyorum sonrasında rulo yapıyorum. Zaten sarması da çok kolay. Şöyle yağlı kağıt yardımıyla rulo yapıyorum. Hafifçe böyle elimle şekil veriyorum. Sonra tekrardan yağlı kağıtla sarıyorum ve artık muzlu rulo pastamız hazır oluyor. Görüyorsunuz. Sarması da çok kolay. Hiçbir şekilde çatlamadı, kırılmadı. Sonrasında servis tabağıma alıyorum. Üzerine de böyle biraz muhallebiyle çilekle süslüyorum. Çok az da pudra şekeri serpiyorum üzerine ve görüntüsü de çok güzel oluyor. Ve buzdolabına kaldırıyorum. Şöyle bir saat kadar soğuması için dinlenmesi için bekletiyorum. Bir saat sonrasında artık servise hazır oluyor. Şimdi şöyle dilimleyip servis tabağıma alacağım. Hem de böyle içerisinde gösterim. Harika bir muzlu rulo pasta oldu ve dilimlemesi de servis etmesi de çok kolay. Böyle yumuşacık harika bir pasta oluyor. Rulosu da gayet güzel oldu. Şöyle gösterim yakından da. Servis tabağıma alıyorum evde hazırlayabileceğiniz hem de böyle genelde evdeki malzemeler ile hazırlayabileceğiniz nefis bir muzlu rulo pasta tarifi. Pandispanyası da yumuşacık. Bu tarifi denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceksiniz. Bu arada istiyorsanız muz yerine içerisine çilek de ekleyebilirsiniz. Farklı meyveler de ekleyebilirsiniz. Her türlü çok güzel oluyor. Şöyle bir çatalla da göstereyim. Dediğim gibi kekini görüyorsunuz zaten. Muhallebisi de harika oldu. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.